Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün 1000 aboneye geçmenin şerefine size çok güzel bir yemek yapacağım. Şimdi 600 gram et ve bir kutu garnitürle nefis bir yemek yapalım. Adı orman kebabı ya da çiftlik kebabı. İsmi değişiyor. Gittim kasabıma, etin yumuşak yerinden 600 gram sotelik doğrattım arkadaşlar şu şekilde. Bir kutu garnitür aldım. Bu garnitürü kullanırken içindeki patatesleri mümkün olduğu kadar ayıracağım arkadaşlar. Sebebini pişirirken söyleyeceğim. Şimdi yapımına geçelim. Önce ufak bir tencerede etlerimizi bir kavuralım arkadaşlar. Aslında tek tencerede olur ama ben böyle yapmayı tercih ediyorum. Şimdi birazcık sıvı yağ, çok az, etlerimizi atıyoruz ve bunu ağzını kapatıp inceden pişmeye bırakıyoruz, çok değil. Etlerimiz kendi kendine kısık ateşte böyle demlenirken arkadaşlar, kavrulurken diyeyim daha doğrusu, biz de iç malzememizi hazırlayalım, sulu malzemeyi. Şimdi bir büyük tencereye ben bir orta boy soğanı doğradım. Daha doğrusu rendeledim. Doğrama da yapabilirsin ama ben bu yemekte rendeyi tercih ediyorum. Birazcık sıvı yağla bunları pembeleşene kadar kavuralım. Salçanın güzel kokusu çıktıktan sonra buna su ilave ediyoruz arkadaşlar, bir miktar. Deneyerek bunu yapacağız. Şöyle bence bu 6-7 bardak su alır. 7 bardak su koydum ben. Bu suyumuz kaynayacak. Kaynayınca altını kapatacağız. Etlerimizin pişmesini bekleyeceğiz. Garnitürümüzü etlere attıktan sonra atacağız. Etlerimizin suyu çekti. Şimdi bunu kızarana kadar bir kavuralım. Suyun içinde pişeceği için kızarması ayrı bir lezzet verecek ona. Güzelce bir kızartalım arkadaşlar etleri de. Etlerimizi kızarttık. Gördüğünüz gibi harika oldu. Şimdi bunu olduğu gibi şu yemeğimizin içine boşaltıyoruz. Suyumuz da kaynamıştı. Su çok gelmesin arkadaşlar. Daha kaynayacak bunun içinde. Ben garnitürlerin içindeki patatesleri ayırdım. Nedeni şimdi bu pişmiş haşlanmış patates arkadaşlar. Çiğ de olsa fark etmiyor gerçi de. Efendime söyleyeyim. Bu suyun içinde kaynarken dağılır. Ve patates yemeğin içine ayrı bir tat katar. O da güzel olmuyor arkadaşlar. Yani bu tip yemeklerde patatesin dağılması güzel olmuyor. Sosunu bozuyor. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Altını birazcık açıyoruz. Malzemelerini koyalım. Şimdi yemeğimize tuzunu atıyoruz. Ben bir tatlı kaşığı tuz atıyorum. Tuz miktarı göreceli. Biraz da kekik katıyorum. Bu arkadaşlar kekik bu yemeğin olmazsa olmazı. Şöyle bir güzel karıştırıyoruz. Biraz da karabiber atacağım. Karabiberi bulursam eğer. Evet, karabiber de buldum. Bir çay kaşığı da karabiber atıyorum. Şöyle güzel karıştırıp altını kısıyoruz. Ağzını kapatıp pişik ateşte pişmeye bırakıyoruz. Şimdi patateslerimizi pişirmeye başlayalım. Bir de bunun yanına bir pilav yapalım. Yemeğimiz pişti arkadaşlar. Etlerin yumuşaklığından anlayacaksınız yemeğin nasıl olduğunu. Şimdi bu işlem bittikten sonra küp küp doğradığımız patatesleri bunun içine atıyoruz.
bir güzel karıştırıyoruz. Tane tane yaptığımız mis gibi pirinç pilavıyla beraber hepinize afiyet olsun.